Evet, herkese merhabalar. Özlem Ayral ben. Yepyeni bir videoda yeniden birlikteyiz. Hayat Takılmanı kanalındasınız ve bu kanalda bugün çok özel bir içeriğe yer vereceğim. Bir seneyi daha uğurluyoruz ve bir seneye daha hoş geldin diyoruz. Bu oldukça heyecanlı. Her böyle senenin sonunda çok heyecanlanıyorum. Yeni bir seneye girerken de şunu düşünüyorum. İşte bir sene daha geride kaldı. Zaman yine su gibi aktı ve geçti. Sürecimiz kaldı. Bu süreçte işte o yeni seneye merhaba demeden önce şöyle bir geçmişin kritiğini yapmak lazım. Evet, geçmişi sırtımızda ve kalbimizde yük etmememiz gerektiğini biliyoruz. Ama yine de geçmişle alakalı farkındalık düzeyimizi eğer arttırırsak önümüzdeki senelerde geçmişte yaptığımız hataları en aza indirgeyebiliriz ya da hiç yapmayabiliriz. Tabii ki yeni hatalarımız olacaktır ama en azından yaptığımız hataları tekerrür etmememiz gerekiyor. Yazar mısınız? Evet, geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz ve içinde bulunduğumuz yıllarda aklınızda kalan güzel anılarınızı, sadece güzelleri, kötüleri istemiyorum, güzel anılarınızı videonun altına yazmayı ihmal etmeyin. Evet, güzel anılara ihtiyacımız var ve güzel anılarla yola devam etmeyi çok istiyoruz ve güzel anılar biriktireceğiz inşallah ilerleyen zaman diliminde. Ömür çizgimiz yeterse, hayat buna müsaade ederse. Ancak şöyle bir durum var. Geçmişte yaşadığımız, geçmişten bugüne getirdiğimiz tecrübelerimiz de var. Ve kötü anılarımız da var. Ben kötü anılarınızı yazın demedim, özellikle demedim. Ama sizlerden bir ricam daha var. Bir defter mutlaka edinirsiniz. Son zamanlarda çok moda, çok görüyorum ajandalar. Böyle güzel sözlerin olduğu ajandalar. Öyle bir ajanda edinebilirsiniz. Normal bir defter olabilir. Lütfen geçtiğimiz senelerde, işte 2018, 2016, 2017, ben bir senelik değil, geçtiğimiz şu son senelerde böyle size tecrübe olan ve zarar ettiğinizi düşündüğünüz anlarınızı yazmanızı istiyorum. Ve o deftere yine kâr ettiğiniz anlarınızı da yazmanızı istiyorum. Bu bir bilanço, senelik geçmiş bilançosu diyorum buna ben. Geçmiş bilançosu çok önemli. Neden önemli? Geleceğe doğru yol alırken, işte bize müsaade edilen zaman diliminde bu bilançonun bizde çok büyük bir faydası oluyor. Neden? Hata yaptığımız yerlerde aynı hataları yapmamamızı sağlıyor. Evet, söz uçar, yazı kalır hesabı, bu bilançonun yazılı olması çok çok önemli. Beni kırmayacağınızı umut ediyorum. Zaten bunun size faydası olacak. Benim zaten bir bilanço defterim var. İstiyorsunuz. Hayalleriniz, hedefleriniz nelerdir? Bunları da lütfen deftere yazmayı unutmayın. Barış Özcan'ın videolarını takip ediyorum ve çok da severek takip ediyorum. Ve en son 2018-2019'a gireceğimiz şu zaman dilimi için bir video hazırlamış. O da bahsetmiş. O da geleceğe dair bir hedef tablosundan bahsetmiş.
Efendim bu çok çok önemli çünkü insanın hedeflerinin olması daha sağlıklı yaşamasıyla doğru orantılıdır. Ve ben hep şunu söylüyorum, son dönem insanların, ben de dahil olabilir miyim bilmiyorum, benim hedeflerim hep olmuştur ama son dönem insanların ihmal ettiği, farkına varmadan ihmal ettiği çok önemli konulardan bir tanesidir. Hedefsizlik, idealsizlik. Özellikle genç arkadaşlarımda bu çok yaygın. Çok günlük yaşanıyor, günübirlik yaşanıyor. Sabah oluyor, akşam oluyor, sabah oluyor ama gün içerisinde neler yapılıyor, nelerle uğraşılıyor, hedeflerle ve ideallerle ilgili bir şeyler yapılıyor ama bununla alakalı çok fazla kafa yorulmuyor. Yani farkında olmadan, ki farkındalık çok önemli. Umuyorum ve diliyorum ki bu videodan sonra farkındalık düzeyiniz birazcık artar. Çünkü farkında olduğunuz şeyleri düzeltebilirsiniz. Evet, 2019'a dair defterinizde hedefleriniz, yaşamak istedikleriniz, hayalleriniz, umutlarınız, bunların hepsini yazın. Ama ulaşılabilir olsun, ulaşılamaz şeyler olmasın ve bunlar için de günlük bir takviminiz olmalı. Günlük takvim derken her gün işte hedefinizle alakalı yaptıysanız bir çarpı koyabilirsiniz, bir işaret koyabilirsiniz. Çünkü hedeflerin sağlıklı yaşanması da çok 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 önemli. Ve 2019 her şeyden önce sağlık ve huzur getirsin. Hep söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Sağlık ve huzur yoksa hiçbir şey yoktur. Sağlığınız ve huzurunuz yerindeyse her şeyiniz var demektir. İyi düşünelim, iyi olsun. Güzel konuşalım, güzel olsun. Dostluklar baki kalsın. Ve sağlıklı bir hayat, sağlıklı ilişkiler. Birebir kurabileceğimiz, birebir kalp kalbe gelebileceğimiz, sağlıklı muhabbetler edebileceğimiz, kültür alışverişinde bulunabileceğimiz güzel günler diliyorum. Hepimizin bunlara ihtiyacı olduğunu biliyorum. Muhabbete ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Sevgiye ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Dostluğa, huzura, hepsine ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Ve yeni gelecek seneden hep bunları istiyorum. Çevreyi koruyabileceğimiz, çevre bilincinin oluşması adına bir şeyler yapabileceğimiz bir dünya olsun. Lütfen çevreyi koruyun, doğayı koruyun. Bize lazım. Bizden öte çocuklarımıza, çocuklarımızın çocuklarına çok lazım. Bunun dışında kendinizle alakalı sağlıklı bir yaşam adına, sağlıklı beslenme adına, sağlıklı yaşamak adına ne varsa hepsiyle alakalı güzel günler diliyorum. 2019'dan ne bekliyorsunuz? Videonun altına bu konuda da mutlaka bir şeyler yazmanızı istiyorum. Ben hepimiz için, sizin için, kendim için güzel şeyler diliyorum. Tabii hepimizin en büyük dileklerinden bir tanesi barış. Barış içinde yaşayabileceğimiz bir dünya. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz güzel bir dünya olsun. Güzel şeyler olsun, güzel şeyler yaşansın, güzel şeyler konuşulsun. 2019'da diliyorum ki Hayat Takıl Bana kanalı çok daha fazla kitleye ulaşır ve çok daha fazla kalbe dokunuruz. Sevdiklerimizle, dostlarımızla nice nice güzel zaman dilimlerimiz olsun. Bu zaman dilimlerinin içerisinde sağlıklı, huzurlu, en güzeli neyse onları yaşayalım ve yaşatalım. Bugünlük benden bu kadar olsun. Hepinizin yeni gelecek olan senesine güzel şeyler ekmesini diliyorum. Her birimiz için Rabbim güzel şeyler nasip etsin. 2019 bize güzellikler taşısın. Hayat Takıl Bana kanalındaydınız. Özlem Ayral ben. Kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videonun altına yazdığınız her yorum çok kıymetli. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Bunu da lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda yine yeniden ve yeni senede görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın.